Selamünaleyküm değerli takipçilerim. Günün Ev Hayatı YouTube kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün çok güzel bir çok güzel bir kalburo bastı tarifimiz var. Sadece önce şerbetimizi kaynatıp soğutmamız lazım. Şerbet malzemelerimi masama hazırladım. Önce şerbetimizi bir kaynatalım. Şöyle 3 su bardağı şekerimiz var. Burada 3 su bardağı suyumuzu da hemen ilave edelim üzerine. Şöyle çeyrek limonumuz var. Limonumuzu da attık. Şerbetimiz kaynamaya başlayınca 15 dakika kaynatacak orta ateşte. Ondan sonra altını kapatacak. Kıvamını da göstereceğim kaynayınca. Hemen ocağımızı alalım. Şerbetimizin kuyruğuna bir bakın arkadaşlar. Soğudu tamamen. Şimdi bunu hemen kenara alalım. Dediğim gibi şerbetimizin soğuması lazımdı. Malzemeleri buraya hazırladım. Hemen malzemelerimizi katıp hamurumuzu yoğuralım. Burada yine Ramazan tereyağıyla mı oynadın? Yok. Bak kenarlarına sürmüşsün. Böyle değildi. 100 gram tereyağımız var. Tereyağım da oda sıcaklığında. Gayet de güzel. Şöyle erimiş. Hiç bunu israf etmeden şöyle spatulamın arkadaşlar. Bu tamamen güzelce sıyırıyor. Şöyle alalım bir. Artık hiçbir şey israf etmeyecek. Çünkü bugün bir şey aldım. Marketten sarımsak bir diş, bir baş, bir dişte bir baş sarımsak ne kadar tuttu arkadaşlar? 27 lira küsuratı vardı. Yani 28 lira. Allah herkese yaşamda gerçekleşme gücü versin. Dayanma gücü. Bir çay bardağı sıvı yağımız var. 100 gram tereyağımız, bir çay bardağı sıvı yağımız. Şöyle bir çay bardağı tekrardan yoğurdumuz var. Yoğurdumuzu ilave ettik. Önce bu malzemelerimizi güzelce bir karıştıralım. Bir adet yumurtamız. Burada yarım çay bardağı ince irmik. İrmik kullanıyorum. Burada bir paket kabartma tozumuz, bir paket de vanilyamız var. Önce şunları güzelce bir karıştıralım. Bunu kaşığımızda aldık. Şöyle bir yoğurdumuz da cıvık zaten de yine de şöyle unumuzu katmadan sıvılarımızı bir karıştıralım. Sonra tekrardan unumuzu ilave edelim. 3 su bardağı unumuz var. Unumuzun komplesini kattık. Burada da vanilyamızla kabartma tozumuzla kattık. Şöyle bir karıştıralım. Şimdi Gülap ben onu iyi yoğurmuyor. Sen güzel yoğurun diyeceksiniz. Ben dedim kaşığı sokmuş değil. Kaşıkla biraz yoğurup ondan sonra elimle devam ederim. Şimdi ben bu tatlımızı yapıp kime götüreceğim arkadaşlar? Nazik. Lise arkadaşlar çok samimiler Nazik'le. O kızımızın düğünü var. Düğünde bir hafta mı var? Bir buçuk hafta mı tam bilmiyorum da. Onlar bizim evin yanında ev tutmuşlar. Bugün ev seriyorlar. Ben de onlara çayla beraber hemen bizim evin karşısında bunu ikramlık gibi götürüp yesinler. Daha doğrusu önce bir arayayım. Yemek eğer dışarıdan yiyorlar genelde böyle ev serenler. Ben biraz geç kaldım öğlen yemeğine. Çünkü kendi ev temizliğimiz derken saat şu an 2. Ama böyle ikinin çayı gibi bunu yapayım. Biraz dinlenirler çay içerek. Bakın hamurumuz hemen kendini gördüğünüz gibi topladı. Unumuzu da sonradan da ilave etmedim. 3 su bardağı un gayet güzel geldi. Tam karar oldu. Burada bir kasede cevizimiz var. Cevizimizi hemen şöyle göstereyim içine koymak için. Yeter. Bu zaten kolay bir hamur arkadaşlar. Hemen şeklimizi verelim. Şimdi hamurumuzu da şöyle ceviz büyüklüğünde kopartalım. Yuvarladık. Hemen burada şöyle çekelim biraz. Bunu ben kızartma teli diye aldım ama hiç kullanmadım arkadaşlar. Sevmiyorum. Bunu koyduğumuzda çok yağ koymamız gerekiyor. Yağı da sürekli kullanırsak hastalık yapar diyerek ben normal kendi tavasında kızartıyorum bunu. Şimdi şöyle uçlarımızı birleştirelim. Cevizimizi ortasına koyduk.
Hamurumuzun kıvamı zaten çok güzel. Kendimize çekerek de şöyle çıkartalım. Bakın gayet güzel oldu. Minik minik alıyor ceviz büyüklüğünde bezelerimizi. Küçük küçük yapacak. Fazla bastırmayalım, hamurumuz zaten yumuşak kıvamda. Cevizimizi hemen kenarlarına dökülmeye başladı. Hatta fazla da koymuyorum ama şu uçlarını yapıştıralım. Bakın güzelliğine. Hemen şöyle sona doğru geliyor. Hamurum biraz yumuşak. Bunlar teller ince olduğu için içine azıcık bastırdığımı fazla giriyor. Ama şeklinde kenarlarında değil de şurada azıcık bir yumuşaklık oluyor da fark etmez dedik. Ortada nasıl olsa kalıbına bastı görüntüsü var. Şu kenarlardan yapalım. Son tatlımız. Şöyle hemen kapattık. Cevizimiz biraz bol oldu bunun. Hemen o tarafa çevirelim. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar. Normal karşımızda bir tane oldu. Şimdi biz bunu hemen fırınımıza gönderecek. Kalıbına baskılarımızı yaptık. Fırınımızı 180 derece ayarladık. Hemen fırınımıza gönderelim. Şöyle hemen tatlarımızı çıkarttık. Sıcağıyla arkadaşlar hiç bekletmeden şerbetimiz tamamen soğuk. Hemen şerbetini şöyle üzerine veriyorum. Gördüğünüz gibi şerbetimizi de koyu. Çıtır çıtır olması için şerbetimizi koyu yapacak demiştim. Gayet de güzel olmuş. Şerbetin üzerine güzelce bir alsın. Ondan sonra tadım testine geçerek inşallah. Şöyle tatlarımız şerbetini gayet güzel aldı. Hemen bir tanesini bölelim. Eşim üstüne Hindistan cevizini süsleyecektim. Sevmediği için arkadaşlar biz sade yiyecek. Şöyle hemen ortasından bölelim. Hatta elimle açayım şöyle. Kıyır kıyır baklava gibi gayet güzel duruyor. Alt üstü çok güzel şekilde kızardı. Beğendiyseniz kanalımızda kalın. Kanalımıza abone olursanız sevinirim değerli takipçilerim. Allah hepinizden razı olsun. Hoşça kalın.